Evet, merhaba, selamlar. Bu hafta sizlere hazır böyle online eğitim yok işte öğretmenlere not defteri, not tahtası lazım falan filan derken Xiaomi yazı tahtası buldum. İnternette gördüm, denk geldi. Bunu aldım, garibime gitti neymiş ne değilmiş diye. Bunu inceleyeceğiz. Bendeki 13.5 inçlik modeli. Bunun bir de 10 inç versiyonu varmış. Biraz daha küçük tabii, şöyle, hatta şöyle kadraja sığmıyor. Kutusunda işte yeşil, siyah üzerine yeşil çiziyor. Bir de kalemi var. Kalemi görüyorsunuz herhalde gerçi de. Kalemi var. Burada bir Çince yazımız var. Burada özellikleri var işte boyutu. 31.8 santim. Yüksekliği 22,5 yanı ve 7 milimetre inceliği varmış. 0.345 kilogram diyor. Yani 345 gram bir ağırlığa sahip. Onun dışında herhangi bir şey yazmıyor. Yazıyor yani Çince yazıyor. Biz anlamıyoruz. Öyle bir bakalım. Kutumuzdan aleti çıkartıyoruz. Ben bunu bu arada Türkiye'den aldım. Hani resmi Xiaomi mağazasından aldım. Bizim burada var ya Vadi İstanbul'daki ofisin yanındaki, oradan aldım. Bu 300 liraydı. Yani 10 inci var mıydı bilmiyorum. Ben direkt bunu gördüm. Aa, bu neymiş dedim. Anlattılar. Böyle aldım. Kutusundan böyle çıkıyor. Parmak izi bırakıyor mu lan böyle bu? Kalemi burada. Aa, çok hafif. Bayağı hafif. Bomboş içi. Şurada yine bir Çince kılavuzumuz var. Bunu atalım. Burada pil işareti var. Şöyle hatta yakından da göstereyim. Netlerse kameram. Şurada bir pil işareti var. Onun dışında altta herhangi bir şey yok. Şurada bir ekran kilidi işareti var. Netle bir okudum. Şurada bir ekran kilidi işareti var. Onun dışında sağında, üstünde, solunda falan hiçbir şey yok. Burada bir girinti var şöyle hafiften. Bu herhalde magnet mi? Aynen. Kalemimizin magneti. Güzel. Kalem de çok hafif. Her şey hafif bunda. Şu pile bakalım. Nasıl oluyor bu? Ne oluyor? Açılmasaymışın keşke. Niye böyle bir şey oluyor? Ha, bu şey pil ya bu. Saat pili bu. Anladım. Aynen. Şöyle bir pilimiz geliyor içinde. CR2025. Bildiğimiz klasik saat pili çalışıyor. Şarj edilmiyor. Bu arada şöyle bir özelliği var bunun. Eğer günde 100 defa kullanırsanız bu aleti. Bak gitti, gördünüz mü? Tek tuşla gitti. Günde 100 defa kullanırsanız bu aleti. Bu pil buna 1 yıl gidiyor. Yani atıyorum günde 50 defa kullanırsan 2 sene gidiyor. Bir tane deneyelim bakalım. Oo, çok güzel lan. Notları kaydedebileceği bir yer var mı? Yok. Atmıyor telefona falan. Bastırarak yapınca bak şeyi var. Biraz bastırayım. Hassasiyet ayarı da var. Yani hassasiyet şeyini algılayabiliyor. El basınca bak tırnakla oluyor. Tırnağı yiyor ama parmakla dokununca yemiyor. Bu güzel. Böyle çiziyorsunuz işte. Atıyorum toplantıya gittin not alıyorsun. Sonra sıfırlıyorsun mesela eve gidince. Ya da işte önceden şey yapardık lan böyle ders, konu. Bunu böyle yazmasaydık derse girişte hoca bizim ağzımıza sıçıyor. Atıyorum sosyal bilgiler. Bilgiler. İşte ne bu? O zaman tarih diye ayrılmıyordu biz ortaokulda. Timur'la Beyazıt Savaşı mesela. Gibi gibi. Sonra sen mesela toplantıda yazdın notları işte buna böyle yazdın diyelim. Yazdın, yazdın, yazdın. Oğlum çok da güzel bir şeymiş lan. Sonra buradan kilitliyorsun bunu. Şu an kilitli değil. Şu an kilitli. Yukarı doğru kilit işareti var zaten. Kilitledim. Kilitleyince silinmiyor. Ama yazılabiliyor. Yazılan da silinmiyor. Bu niye silinmiyor ya? Bu da kötü olmuş. Hani tam ekranı da kilitlemiyor. Sadece şu tuşu kilitliyor. Normalde bak not aldın. Kalemle üstünü çizmezsen falan hiçbir şey olmuyor. Sonra bunu böyle indirdin kilidi. Bastın gitti. Baştan aşağı tekrar yazıyorsun. Güzelmiş. Çizelim bakalım. Şöyle bir bizim hocamız vardı. Şöyle direkt halka çiziyordu şöyle. Ben beceremiyorum ya. Ama çok güzel. Hata yapınca direkt basınca direkt şey yapıyor. Şöyle bir yuvarlak çizeyim. Simit gibi oldu. Çok güzel oyuncak bu arada ya. Tabi bu arada daha ciddi işler için de bu. Ne oldu? Simit olacaktı. Poker çipi yaptık bunu. O zaman şöyle bir şey yapayım abi. 5 emlik olsun. 5 milyon. Ben Şükrü. Bana direkt böyle şimdi şey çizdirme böyle. Klasik. Devam ettirmeyeyim de bunu. Kapatalım. Göz sensiz abi. Göz mü? Nasıl göz? Bayağı. Basit abi şöyle. Şöyle mi? Oğlum göz çizeceğiz sonra Illuminati mi falan diye zırlayacaklar burada. Heh, ne yaptın şimdi? Şimdi detaylandırabilirsin abi. Nasıl mesela? Mesela şuraya şöyle çizgiler atabilirsin. Tamam. Şimdi böyle kara kalem gibi buradan böyle sanki. Dur saati çıkarın. Şimdi saati sürtünce o da çiziyor biliyor musun? Bak çizdi mesela. Şöyle gölgelendirebilirsin abi. Altlarını mı? Şu ışık şuradan geliyorsa şöyle hafiften diyorsun. Aynı şekilde burası da böyle. Ama ışık böyle vurduğu için şuraya. Tamam. Kirpik falan yapabilirsin ya. Bir sike benzemedi Şükrü bu. Bayağı Illuminati olduk şimdi. Ağzımıza sıçacaklar. Sonra ne yapacağız? Kirpik mi? Yemin ediyorum Illuminati. Şeye çıkacağım ya. Neydi bu? A Haber'e. Ta son videosunu niye göz çizdi? Göt mü çizeyim? Onu mu istiyorsunuz? Bir tane daha çizeyim bari de Illuminati'den çıksın. Burun çizeyim. Tepe göz çizeyim. Eskiden tepe göz diye bir hayali bir karakter vardı biz masallarda. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz da. Tek tarafı böyle göz. Tamam tepe göz yapalım da bari kurtulalım Illuminati'den. Zaten o da şey olurdu hani koskoca Illuminati hani adam örgüte kabul edecek. Bu ne yapıyor? Taşla bir şeyler kırıyor amına koyayım diyecek. He tamam o zaman gelsin örgüte mi girsin diyecek. Sana mail geliyormuş abi. Illuminati başvuru formu. Bu üşenir ki ben doldurmaya. Ben form doldurmaya çok üşeniyorum. Bir de şey var ya şimdi Illuminati'ye katılan böyle herkes zengin falan gözüyle bakılıyor ya bizim. Mesela ben de öyle biliyorum hani. Şimdi mesela aidatı kaç para ki bunun? Katılınca zengin oluyor. Ne oluyor? Bir sikede benzemedi ya. Bunun bir de kaş çizelim o zaman şöyle. Bu kaşı. Daha saça gelemedik. Siktir et ya şimdi gözden uzattık. O zaman ne çizeyim? iPhone çizeyim. Çakma iPhone. Oğlum çok da güzel. Bu arada elektronik mürekkep deniyor. Buna bir şey deniyor böyle. Böyle de iPhone olmaz ki. Sony'ye benzedi. Şöyle kıyılarını yuvarlatalım.
Bu arada çok güzel bir şey bu. Hafif de taşınabilir eğer kullanacağım derseniz. Ya da bence en kötü dediğim gibi aranızda bir öğretmen olur. Canlı yayından işte online'dan ders kurs vermek isteyenler olursa. Gerçi bu çok küçük gelir internete de. Ya da en basitinden bir YouTube kanalı açarsın. Hani soru cevap bir şey yapıyorsun. Hani ÖSS sorusu, ÖSS değil LYS mi oldu ne oldu? HGS mi oldu ne? Ben de bilmiyorum. Mesela onu çözerken bile işinizi görür. Ya da böyle daha şey... Çoluğuna çocuğunu alırsın en azından şey böyle PVC gibi önü böyle alttan aynen kaydırıyorsun. Ha onu mantık olarak ama tabii bu elektronik mürekkep. Bu şey gibi düşünmeyin yani. Uygulama da çok küçük yaptı ya. Apple'ın olduğunu nasıl anlatacağız bunu biz? Tuşu olsun şurada. Burada ses açma kapama. Bir şekilde benzemedi. Yani elma çizmezsek hiçbir şey olmadı. Valla neyse şöyle yapalım. Reklam almamış gibi oluruz. Güzel ama. Ben gayet beğendim. Göstersen bir gir. Bir de şöyle bir kara kalem yapayım mesela. Hani şöyle oluyor ya hani her böyle güzel sanatlar ilk yerin şöyle tak tak çizgiler attığı. Burunu da sıçtık. Burun da olmadı, burun yemedi. İşte silme yok, hata şey yok. Gittin anasını satayım. Silme de olsaymış, kulağım bak birini büyük birini küçük yaptım zaten. Orada da sıçtı adam. Bir kere zaten kulaklarla burun aynı olmak zorunda ya. Neyse tamam, bıyık yapalım. Bu dayı olsun bu. Dayı oldu. Şeyleri vardı bunların. Çizgi atıyorlar böyle sonra onları birleştirip form yapıyorlar. Bu bayağı şey, Vefa Spor'da oynayan, mahallenin gençleriyle maç yapan emekli bir amca oldu ya. Şöyle saçları da şöyle çizeyim. Gözle birleşti gerçi ama tabii bunlar sonuçta ben çizer değilim. Burası da böyle ayna gibi parlasın. Anime karakteri gibi oldu. Alnını çizelim. Tamam ya. Vallahi güzel oldu. Buraya Brezilya'nın logosunu çizmeye çalıştım da şöyle. Brezilyalı topçu oldu bu. Veteranlar liginde oynuyor şu an. Hayal gücüne bak. Bayağı güzel çizdik ya. Ben bu kadar... Burun işte bu silme olsaymış. Ben mesela silme olacak diye bekliyordum. Silme nasıl oldu acaba? Lan kalemin arkasını çıkart. Kalemin arkasını yapıştırmışlar. Uhuyla yapıştırmışlar. Mesela bunu kilitledik. Şöyle imzamızı atalım. Ama mesela silmemiz yok. Silme olsa şu basılı tutup şunları yapsak silmiyor mu? Yok, silmiyor abi. Yaptın geçmiş olsun ama yok. Öyle bir alet. Sıfırlayalım. Başka nerede kullanılabilir? Onları aslında şey hani mantık yürütüyoruz. Atıyorum müteahhitsin. Ev yapacaksın. Alıyorum bunu. Diyorsun ki işte evin girişi burası. Bu 1+1 olsun. Böyle bu İzmir Burca'da da öğrenciye böyle kitleyebileceğimiz. Hani oluyor ya bak 1+1 al 150 bin lira. Şimdi gerçi krediler faizleri düştü diye hepsi 200 bin lira oldu da. Bu ne oluyor? Bir tane aile diyorsun ki bak 1+1 al ben sana full kira getireceğim buradan diyorsun. Full kira kim? Sen ben öğrenci işte. Esen de bizimkiler yaptı gibi. 1200 lira kira diyorsun. Sanki 1200 lira edermişçesine ama olsun. Ne oldu burada? Buraya bir oda koyuyorsun. O odanın girişi de şuradan olsun. Bir hol yapalım da lan eve hol yapmadık. Evet tamam evin hol girişi bu olsun. Tamam. Ufak bir hol yaptık şuraya. Evin girişi bu. Bu bir odaya açılan kapı. Bu bir odaya. Şu kapı. Burayı pencere yaptım bunu. Vazgeçtim. Kaç bu? 4'e 5 olsun mesela. Anladın mı? Böyle yapıyorsun işte. Burası diyorsun ki işte burası biraz daha büyük. 4.5'a 5.5 olsun mesela metrekare. Burayı bir öğrenci itele mesela. Köşe bina olsun şu. Aynı şekilde bir bina da burada var. 4 tane. Her kata 4 tane takıyorlar böyle. 4 katlı olunca 16 ayrı olur. Şurası da işte banyo olsun mesela. Banyoya da giriş her iki odan verdim anasını satayım. Madem öyle. Her çift kapalı yaptım. Öyle yapasım geldi. Burada işte duşakabin olsun şu köşede. Burada klozet olsun. Burada musluk olsun. Al sana ev işte 1+1 ev yaptım mesela. Anladın mı? Hani böyle direkt anlatabiliyorsun. Güzel ya ben şey yapmadım. Sadece silme olmamasına çok takıldım. Bir de kalem bazen ekrandaki bir pisliğe takılıyor gibi geliyor. Hani ucu böyle sert gibi ama bence 300 liraya kötü oyuncak değil yani. Hop sonra sıfırlanıyor. Yanlışlıkla bir şey, buna basarsan sıçtın. Ne? Yani bunları böyle kaydedeceğiniz bir şey olsa böyle drive olur bir şey olur not gibi artıya basıyorsun yeni sayfa. Ya ben aslında öyle bir şey bekliyordum. Hani dedim ki bunu Wi-Fi ile bağlanır telefona Bluetooth'la Bluetooth'la. Hani Xiaomi ya sonuçta Xiaomi'nin bir uygulamasından bakayım var mı? Mesela Mi Home'a geldik mesela. Hani Bluetooth'la bir cihaza yeni cihaz ekle mesela. Sensör, araba için sağlık, eğlence yok abi. Tablet o yok. Oğlum Xiaomi'nin kurutma makinesi falan da varmış. Yok bakıyorum şimdi burada. Lan gördük mü son anda? Yok. Herhangi bir bağlantısı yok telefonunuzda. Hani olsaymış not defteri olarak kaydedebilseymişsin. Güzel yani not telefonlardaki gibi. Ama silme de yok. Böyle yazıp siliyorsun. Bunlar niye bağırıyor ya? Selamünaleyküm. Merhaba. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Abi bu arkadaşı size bırakmamız istendi. Bunu mu kırıyor? He bunu kırıyorum. Şu an saçma bir muhabbet gelişti. Onu da göstereyim. Çizeyim hemen ben size. Ulan böyle çizerek anlatsam ya ben. Bu dom almadı bu arada bir dakika çiziyorum. Şöyle. Bunun tepesinde de Ömer var. Ömer'i sırtında taşıyor Murat. Şöyle kolları atmış. Çizerek anlatmak daha güzel oluyor. Ya da buraya böyle kırıza çizersen mesela bunların ikisi üst üste sıçıyormuş gibi olmuyor mu şu anda? Oğlum çok zevkli bir aletmiş ya. Şu an eski çizerlerden kim kaldı oğlum? Bayağı da çizmiyorum ama ben lisedeyken küsmüştüm çizmeye. Benim hatta bir diğer kanalda bunun videosu var Emre Hablak'la. O bana şey demişti. Ben çok karikatür çiziyordum bu arada lisedeyken. O zamanlar işte onlara özeniyorduk biz yani. Şimdi nasıl millet YouTuber olacağım diye uğraşıyorsa. O zaman da işte onlar böyle özgürlükçü. İşte gece sabaha kadar takıldık abi. İstiklal'de gezdik. Yok Bambi büfeden et döner yedik kaşarlı falan neyse. Heves ediyorduk böyle. Ben dedim çizeyim. Birkaç tane çizdim hatta böyle. Yani Penguin'in Yumurtalar diye bir bölümü vardı.
Bir tane kurbağa hikayem vardı benim. Şimdi hani söylemeyeyim de kimin çizdiği belli olmasın diye. İki hafta sonra aynı karikatürü birebir başka aynı espri, cümlesi bile aynı. Hani kendi tarzında da yazmamış. Birebir benim karikatürü alıp çakmıştı abi. O gün küstüm zaten yumurtaları. Sonra zaten Emre Hablak'la denk gelmiş İzmir Kitap Fuarı'nda. O zaman böyle hayranız tabii. Gerçi şimdi de çok seviyorum Emre abi. Ama o zaman hani ayrı bir hayranlığımız var tanımadığımız için falan. Lan şimdi sanki tanıyınca adam kötüymüş gibi oluyor. Tanıdım daha da arttı. Öyle söyleyeyim. Gittim dedim işte böyle. O zamanlar onun böyle klasik Emre abla şöyle bir post bıyığı var böyle. Ütü masası diyorlardı ona çenesine. Şöyle çenesi var Emre abi. Böyle şöyle çizeyim şimdi saçlarını. Bak mesela bu Emre Hablak. Neyse. Böyle sakalları var şöyle. Ben götürdüm dedim ki Emre Hablak işte böyle yarma gibiydi o zaman. Böyle 2 metre gibi geliyordu bize. Götürdüm abi dedim böyle böyle işte bak ben dedim çizdim dedim. Çıkışta yakaladım. Bunlar da şey hani inzadan kaçmışlar. Alsanca falan içmeye gidiyorlar. Hani adam da darlıyor mu bu arada şimdi hani farkındayız tabii o zamanlar. Öyle bir şey yok. Böyle baktı ayaküstü. Dedi ki ya şimdi atıyorum adam da haklı o zamanlar. Şey dedi, atıyorum bir çizmişim mesela Emre Havla'nın çizdiği gibi, bir çizmişim Yiğit Özgür'ün çizdiği gibi, bir çizmişim işte Erdil Yaşaroğlu'nun, bir çizmişim işte o zamanlar Bahadır Baruter'inki gibi. Yani her çizim işte başka bir karikatüristin, çizerin şeyine benziyor, karakterlerine benziyor. Umut Sarıkaya gibi falan çiziyordum bir ara böyle, şöyle. Sonra şey dedi işte, ya dedi senin dedi, tarzın hani bir tarzın olması lazım, hani sen diyeceksin ki bana tek tip çiziyorum, öyle olur dedi. Ben tabii ergen kafası küstüm. Beğenmedim. Hani benim derdim oydu şey değil. Hani bak espriler kaliteli olmuş. Mizahını beğense zaten çizmişçe otururdu. Zaten yıllar sonra onunla da konuştuk şey demişti yani. O zaman ben de toyum öyle cevap verilmez aslında dedi. Normalde şey çizgi sonra oturur dedi insana. İmzası gibi olur dedi. Öyle işte tabii alelacele ayaküstü yapacağım diye. Öyle bir şey. Evet. Güzel alet. Dediğim gibi silinmiyor. Ama hani çoluğunuz çombalanız varsa hani dersin ki ben en azından bir şeyle uğraşsın falan. Lan kitlemedik mi bizim? Ha kitleyince de çiziyor. İşte bak bu da saçma. Kitledim ben mesela çizemeyeyim abi. Çantama attım mesela şöyle bir şey sürttüm. Anahtar sürttüm mesela bok oluyor her şey. Beğendim ama hani şey hissiyatı güzel. Şu muhabbet çok güzel. Kitlenince de çizebiliyorsun. Silmesi yok. Onlar handikapı. Böyle bir aletti. Yani isteyen alır. Şöyle bir de hop bir bak yaşlı kadın çiziyorum böyle. Nasıl? Tak oradayım. Ama tabii bak mesela bu çizgiyle bu çizgi benzemiyor normalde aslında. Niye? Sanatçı değilim çünkü. Kafama göre çiziyorum. Ama yine evde bir şekilde stres atmak için, kafa dağıtmak için gayet güzel de olur. En kötü gel Şükrü. Siktin oyunu kilitledin şimdi. Dakika bir. Oraya koyun. Bitti oyun. Ya abi koymayacağını ne yapacağım? Yani şu an kilitlendik. Dur baştan. Daha böyle uzun yapınca da. Büyük. Al. Niye ben başlıyorum çünkü? Geçmiş olsun. Ya burada ya burada. Tamam. Aynen böyle oldu. Hadi bakalım. Sıfırladık. Güzel de cihazdı. Önce kalemine bakalım. Kalemin içinde ne var? Biraz kalemdeyken zoom gireyim. Kalemi de göstermedim ben size. Kalem de 7 gram falan bu arada. Öyleymiş. Netle be vicdansız be. Kalemimiz bu. Arka kapağı falan çıkmıyor. Hatta şurada plastik parçası var ama arka kapağı ben şimdi size çıkartacağım. Burada Mi yazıyor. Şöyle. Şurasında Mi yazıyor. Onun dışında yani normal kalem aslında. Şöyle bir içinde elektronik herhangi bir şey yok. Büyük ihtimalle bir magnet var. Metal var içinde. Şurasını bir şöyle kırayım mı? Ya ne oynardım ben böyle. Bizim lisenin çıkışında şey vardı. Gecekondu Mahallesi vardı. Kiremitler vardı tepesinde. Yani yıkılmış artık. Hani müteahhit almış ev yapacak bir şey. Şey yapıyorduk işte kiremitleri alıp böyle bayağı bildiğiniz kiremit şey çatı kiremitleri var ya uzun. Onları işte arkadaş elini tutuyor. Ben de yumrukla kıracaksın. İşte kaç lira 10 lirasına kırar mısın kıramaz mısın? Ben diyorum ki 10 lira koyuyorum. Ben bunu kırarım tek yumrukla diyorum. Sen diyorsun kıramazsın. Sonra vuruyorum işte kırıyorum. İşte 10 lira alıyorum. Öyle ufak ufak oynuyorduk. Bir gün arkadaş bu hırs yaptı. Bir tane böyle yarma gibi arkadaş vardı. Kırdı kıramadı 50 lira oldu tamam mı abi? Abi herif vurdu kıramadı. Dedi ki bir 50 daha koyuyorum 100. Vurdu kıramadı. Dedi ki 150. Kıracak ya alacak paranın hepsini. Sıfırlanacak borcu yani. Bir koydu abi. Kırdı. Öbür gün bir geldi alçılı şu tarak kemiğini zaten şurayı ezmiş. Vura. Şu ikisi çatlamış mı kırılmış mı ne böyle bir parmakları da şey takmışlar böyle tel. Öyle arçılamışlardı. Ondan sonra Murat Hoca vardı bizim müdür yardımcısı. Sordu ne oldu falan filan. Dedi böyle. Salak. Adam diyor ki ne oldu? Lan düştüm de değil mi? Böyle aşağıda kiremit kırıyorduk diye anlatmış Avel. Öyle disipline gitmiştim. Kalemin arkasından hiçbir şey çıkmıyor. Standart bir kalem yapmışlar. Normal. Kendi tabletleri için. İçi bomboş. Plastiği yumuşak ama keser miyiz acaba? Ürünü beğendim diyorum. Yanlı tanıtım olmuş diyor. Geçen biri yazmış. Bak magnetler çıktı, döküldü.
Ben beğenirsem beğendim diyorum, beğenmediysen de beğenmedim diyorum. Ama tabii milleti de başkaları alıştırdı böyle. İşte isim vermeyeyim camiadan. Evet, gelelim tablete. Kalem böyleydi işte. İçine magnet falan bir şeyler çıkıyor. Çok da umurumuzda değil zaten. Plastiğiyle çiziyorsun. Gıtsarı nerede onun? Heh. Şöyle yandan vurayım ya taşla. Dur bakayım, taşla çizebiliyor muyum? Oo. Dur. Anasını çizmişiz zaten. Abone ol. Like at. Like. Orta parmak gibi oldu ya. Şey yapacaktım. Böyle baş parmak işareti yapacaktım da. Taşta böyle oluyor. Like bu işaret. Sıfırlayalım. Kaldı. Nasıl bir tuş lan bu? Ne yapıyor ki bu? Çok garip. Şuradan bir sıçtı ekran. Bak gidiyor. Dalga dalga geliyor şu an bak. Neyse girelim bakalım şuradan. Şimdi sıfırlayalım. Sıfırlayalım. İçecekçe. Çok garip bir teknoloji. Elektronik ink mi bir şey diyorlar buna. Neler yapıyorlar ya. Artık bu tuşta çalışmıyor. Yok çalışıyormuş. Elimize bulaşıyor mu lan bu? Sıvı bir şey var mı acaba içinde? Girelim yine yanından. Dağıldı. Şu magneti şu yan taraftan çıktı işte. Kalemle şey çektin. Şu pil alalım. Şükrü pil alalım. Pil veli nimetimiz Şükrü. Pil kaldı burada Şükrü. Lazım olur. Aramayalım saat pili. Nasıl bir teknoloji var? Hiçbir fikrim yok. Ekranımız böyle. Bu şey gibi. Arkası komple karanlık bu arada. Işığı bile göstermiyor arkasından. Hani böyle güneş tutulması izleyeceğim derseniz siyah. Ön taraf hafif yeşil gibi. Oğlum elimize bulaşıyor bu. Baksana. Böyle hafif hafif yağlı gibi oldu elim zaten. Bir mürekkep şeyi var belli. Gelelim şunlara. Yakınlaştırayım biraz. Ne devresi var ne şeyi var hiç bilmiyorum. Bu bizim tuşumuz, bastığımız. Sıfırlayan tuş var ya. Aynen böyle bir şey işte. Ne varmış içinde? Bir tane çip var. Çok garip bir şey ya. İlk defa görüyorum da böyle merak edip bakıyorum. Aynen bak bu. Çipi de bu abi. İşte böyle bir şey dersiniz. Fikir verir. Yazı tatlısı. Ya ben çok hassas olmadım bu arada. Hani çok çok bayılmadım. Hani silme olsa okeydim mesela. Hani silip tekrar düzeltebilsem orayı 10 numara. Mesela silme olmadığı için mesela çok ısınamadım ama tabii dediğiniz gibi çoluk çombalak başka bir şey ister. Arkasında cam var lan. Oha. Bayağı dümdüz. Keşke kırmasaymışız. Bunu lazım olurdu ya. Bak şöyle dümdüz bir tane şey tabak halinde kap arkasına yapıştırmışlar. Evet, böyle bir cihazdı. Açıklama kısmındaki linkten Zynga Poker'i indirip oynayabilirsiniz. Hadi kendinize çok iyi bakın. Başka videolar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bunu da böyle götümüze sokarız artık.